Kurdeşen nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Kurdeşen kişinin genellikle karın bölgesinde veya sırtında, yani her yerde çıkabilir de. Hani biz şey tabirini çok duyduk, kurdeşen döktü. Kurdeşen döktü. Sürekli hani dolanan bir hani tabir vardır ya, bizim için kurdeşen döktü o tabirlerin içinde. Tamam, güzel bir tabir. Isırgan dalaması gibi kişinin vücudunun her yerinde mi? Her yerinde değil, bazı yerlerinde. Kabarmalar, kaşıntılı, kabarcıklı. Bu kabarma, kaşıntı kişiden kişiye değişir. Kiminde 5 dakika, kiminde 10 dakika, kiminde 15, kiminde 20 dakika sürebilir. Herhangi bir şeye karşı vücudun göstermiş olduğu alerjik reaksiyon. Bu bir alerji türü. Peki efendim, hani anlatıyorsunuz şu anda kaşıntı, kızarıklık diyoruz ya. Kurdeşenin başka belirtileri var mıdır? Yani insanlar sadece hani kaşıntı ve kızarıklık olduğunda evet kurdeşen mi, yoksa farklı belirtilerden mi, belirtilerden de bu kurdeşen diyebilirler mi? Tabii tabii. Şimdi mesela bazıları fındık fıstık yediğinde, bazıları ceviz yediğinde, bazıları yumurta veya herhangi bir şeye karşı alerjisi vardır insanların. Evet. Bir de bunu anjiyoödem dediğimiz türü var. Anjiyoödemde ise göz kapakları böyle balon gibi şişer, gözünü kapatır veya dudağı sarkar, böyle dudağı ta aşağı kadar büyür, kocaman olur böyle. Dudağı neredeyse böyle lastik gibi süner. Eğer ki boğazında anjiyoödem olursa ne olur? Nefes alamaz, Allah korusun. Ölebilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanların mutlaka yanında antihistaminik ilaçlar bulundurmaları gerekir. Modern tıpta buna çözüm yok. Doktorların yapacağı tek şey var. Nedir? Kortizonlu, yani steroidler, kortizonlu ilaçlar ve antihistaminikler. Bunların da sayılmayacak kadar yan etkileri var. Kortizon kullanan kişinin vücudunda hormon dengeleri bozulur. Kilo almaya başlar, yüzü şişer, vücudunda ödem oluşur. Kemikleri erimeye başlar, derisi incelir, yüzü ay yüz dediğimiz yüz haline dönmeye başlar. Cinsel fonksiyonları azalır vesaire vesaire. Sayılmayacak kadar çok hastalığı var. Yıllar önce Almanya'da ben iki askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm, alerjiye yakalandım. O doktor, bu doktor, şu doktor. Yani alerji kurdeşen mi oluyor? Alerji bir şey, kurdeşen bir alerji türü. Alerjinin çok türleri var. Evet. Polen alerjisi, besin alerjisi, kurdeşen vesaire vesaire. Kurdeşen de bu alerji türlerinden birisi. Bu doktorun da bir kızı var, üniversiteye gidiyor. Almanya'da tedavi olamamış, o da alerji. Bunu Amerika'ya göndermiş. Bende de alerji var. Herkese aynı şeyi yazıyor dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Belki Amerika'da tedavi olur dedi. Kızını Amerika'ya göndermiş. Ben de o arada tonik ürettim lahanadan. Lahana suyu ve 19 çeşit bitkiden çok özel bir formül geliştirdim. Alerjiden kurtuldum ben. Ha, size iyi geldi. Evet, iyi geldi. Peki efendim, kurdeşen bulaşır mı? Bulaşmaz. Ama bu kadar çok soru sorarsan hiçbir şey söyleyemez. Arka arkaya konu bitmeden olursa bir anlamı olmaz. Şimdi şöyle. Lahananın birleşiminde metil metilyonun sulfonyum bromit denen etken bir madde var. Ve faydalı bakteriler var. Metil metilyonun sulfonyum bromit. Eskiden buna ulkus faktör denirdi. Yani ülseri iyileştirdiği için. Daha sonra U vitamini dediler, ülseri iyileştirdiği için. Son yapılan araştırmalarda lahananın birleşiminde U vitamini, ulkus faktör vesaire olmadı. Bunun çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Lahananın birleşimindeki bu metil metilyonun sulfonyum bromit isimli amino asit lahana haşlandığında bozulur, kaynatıldığında bozulur, mikserde çekildiğinde bozulur. Çok hassas bir amino asit. Bunun özelliği nedir? Bu midede gastrit, ülser, refliye sebep olan Helicobacter pylori isimli akıllı bakteriyi öldüren dünyada en doğal, en etken maddedir. Fakat bunu öyle rastgele üretemezsiniz. Çünkü özellikleri, hassasiyeti çok farklı. Bu doktorun kızı Amerika'da tedavi olamadı. Ben ona gittim, dedi ki
kortizon antihistaminik lazım mı? Yok dedim, lazım değil, ben kullanmıyorum. Çünkü kortizon ve antihistaminik ilaçlar insanı böyle sersem gibi yapıyor. Ben günde 15-20 saat okuyup yazan kişiyken kortizon kullandığımda böyle 5 dakika kitaba bakamaz oldum. Dedim ki ben asla kullanmam, kimya yok. Ya benim kızım dedem edemedik, Amerika'ya gönderdik. Problem değil, gelsin hallederiz dedim. Hı hı. Bizim doktor efendinin, yani Alman doktorun kızını tedavi ettik. Böylece o alerjik hastası olanları bana göndermeye başladı. Ondan sonra da okulu vesaire devam ettik. Şimdi bir de bir gün bir hanımefendi geldi bize, Şebnem Hanım. Bayan içeri girdi ama çocukları, kocası, annesi, babası, bütün sülale gelmiş. Dedim ne oluyor? Dediler ki bu çok acil, çok kritik, çok ağır bir vaka. İyi, buyurun bakayım. Bayan dedi ki benim kaşıntım gelirse dedi, nöbeti tutuyor. Kurdeşini geldiği zaman herkes dışarı çıkacak dedi. Bana bir gazoz kapağı verin veya kavanoz kapağı verin, bir kapak verin. Çünkü tırnaklarını öyle kesmiş ki, neredeyse deri dahi kesmiş ki. Nöbete geldiği zaman her tarafını kaşıyor, kaşıyor. Kaşıdığı yerleri yırtılıyor, kanıyor. Evet. Her tarafını kanatmamak için kökten kesmiş iyice. Kapak lazım bana dedi, nöbetim geliyor. Getirin kapak dedim, getirdiler. Biz dışarı çıktık. Kadıncağız 15 dakika kaşındı, kaşındı. Kapakla her tarafını yırttı. Kortizon antihistaminik bile ona fayda etmiyor. O kadar ilerlemiş. Sonra tamam dedi. İçeri girdik, dedik işte böyle benim hastalığım. Bunu tedavi edebilir misiniz? Yani bakacağız dedim, böyle ağır vakayla hiç karşılaşmadık. Nöbeti geldi mi her tarafını kaşımaktan kan akıyor. 6 ayda hiçbir şey kalmadı. Bir de kimyager, kimya mühendisi İbrahim Bey. Kimya fabrikasında çalışıyor. Geldi bize. O da kurdeşe, çok ağır hasta. 3-4 ayda iyileşirsin dedim. 5 aldı, o iyileşmedi. 6 ay oldu, iyileşmedi. 7 ay oldu, iyileşmedi. Dedi ki herkese söylüyorsun 3-4 ay, bana da söyledin 3-4 ay. Ben niye iyileşmiyorum? Herkes iyileşiyor da ben niye iyileşmiyorum? Mesleğin nedir dedim. Kimya mühendisi. Oo, kimya fabrikasında çalışıyor 30 yıldır. Nefes yoluyla, cilt yoluyla, her yolla kimya vücuduna ne olmuş? Yerleşmiş, adam çöple dönmüş vücudu. Dedim ki tabii ki seninki zaman alır. Çünkü kimyasal, çok ağır kimyasal maddeler içindesin her gün. Her tarafı, bütün organlar, dokular zehirlenmiş. 9 ay sürdü ama hamdolsun ne yaptık onu da sağlığına kavuşturduk. Yani kurdeşenin hastası iyileşir, iyileşebilir. Önemli olan tabii ki beslenmesi burada çok önemli. Hamurlu tatlı yemeyecek, peynir yemeyecek vesaire. Bazı uyması gereken kurallar var. Dikkat ederse hiçbir problem kalmaz. Peki diğer hastalığımıza geçelim o halde. Lenf bezi rahatsızlığı. Evet, lenf bezi rahatsızlığı nedir? Bir ilk biz lenf bezi, böyle bezler gördüğümüzde, bezeler gördüğümüzde bir korkuyoruz. Korkmalı mıyız lenf bezinden? Nasıl bir hastalıktır? Şimdi geç kalırsa tabii korkmak lazım. Lenfoma, lenf kanserine dönüşebilir. Yani Allah korusun. İlerleyebilir çok nadiren yani. Tedavi, yani müdahale edilir, edilmek gerekir. Teşhis, erken teşhis konması gerekir. İyi huylu lenf bezi büyümesi, şişmesi problem değil. Ama bu tedavi edilmese bu demek değil ki iyi huylu lenf bezi büyümesi de öyle kalacak demek değil. O da dönüşebilir, kötü huylu olabilir. Hı. Lenf bezi ve lenf kanalları nedir? Ne iş yapar? İnsan vücudunda günde 3,5-4 litre ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları toplar. Hücre aralarından, bağ dokularından, yani belediyenin fenişleri gibi. Bu da lenf kanalları vücudumuzda çöp toplar. Ne kadar artık toksik madde varsa hepsini toplar, toplar damara verir. Toplar damardan kana karışır. Kalbe, kalbden akciğere temizlenir vesaire. Şimdi ama mesela EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü, akıllı virüs. Vücuda girdiğinde kişi kendini grip zanneder. Üşütme, grip gibi semptomlar ortaya çıkar. Kişi dikkat etmez. Ha, grip 3-4 gün sonra geçer der. Umursamazsa ne olur? Bu virüs akıllı virüs. Terörist başı gibi. Vücuttaki bütün bakteri, virüs ve mantarları komando eder. Kendi bir şey yapmaz. Komando, her şeyi ele geçirir, komando eder. EBV virüs, Epstein-Barr. Bu virüs
Eğer ki lenf sistemine yerleşirse bitti gitti. Lenf sistemine yerleşmeden önce tedavi edilirse kolay. Lenf sistemine yerleşirse bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önleyen protein üretir. Böylece lenf bağışıklık sistemi gözü bağlı boksör gibi sürekli T hücresi, B hücresi, makrofaj gönderir, gönderir, yok et bunu diye. Ama ne olduğunu deşifre edemediği için, anlamadığı için, yani bir boksörün 10 kişiyle dövüştüğünü düşün. Ringe çıktı, ona vuruyor, buna vuruyor, şuna vuruyor. Ne oldu? Boksör bitti. Bağışıklık sistemi de çöker. EBV virüsünü tanıyamazsa. Evet. Nadiren oluyor böyle vakalar. Mesela Amerika'da bir genç, Amerika'ya gitmiş Yasin. Yasin Bey Amerika'da okurken bulaşmış bir yerden bir mikrop, herhangi bir kanaldan. Tabii Amerika modern bir ülke, bulaşır. Antibiyotikler üzerinde denemişler. 6 ay adam böyle ölü gibi yatıyor evinde. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ailesine demişler ki çocuğunuzu götürün. Artık üniversitede mi üniversiteyi unutun. Hayata dönmesine çalışın. Getirmişler buraya. O kadar ailesi, ilerlemiş yani. Tabii ailesi buraya getirmiş. Dediler ki ne olacak? Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Hamdolsun 3 ayda ayağa kalktı. 6 ay sonra geri Amerika'ya döndü. Şimdi lenf kanserinin %80 EBV virüsünden kaynaklanır. Akıllı virüsten. Bunu zamanında yok ederseniz problem değil. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak vesaire vesaire. Bu ne yapıyor? Vücudun T hücresi, B hücresi, makrofajı harekete geçiriyor. Yavaş yavaş harekete geçtikçe problem ortadan kalkıyor. Şimdi Almanya'da bir hanımefendi, bu da Şehnaz Hanım, bana geldiğinde boğazı böyle hamut takmış gibi olmuş. Yani, evet. Affedersiniz. Yani hamut takılmaz tabii de bir insana. Böyle şişmiş. Her tarafında bez sarmışlar, iltihap akıyor. Her tarafı iltihap oluşmuş. Ne oldu? Dedi ki lenf bezleri şişmiş. Almanya'da bir doktora gitmiş. Almanya'da yaşıyorlar. Demiş ki doktoru, reşi mantarı kullan iyi gelir. Kullanmış daha kötü olmuş. Daha devam et diyormuş doktoru. Kadıncağız daha kötü olmuş iltihaplar. Araştırmış internetten bulmuş, Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de bir profesör doktor demiş ki pancar suyu kullan. O meşhur pancarcı. Hı hı. Daha kötü olmuş. 3-4 ay onu kullan. Ondan sonra başka biri demiş ki keçi boynuzu pekmezi kullan. Onu da kullan. Birçok öneriler gelmiş. Tabii buna da herbalist, çok meşhur Profesör Doktor X ismi söylemeyin. Keçi boynuzu pekmezi, efendim dut pekmezi, reşi mantarı vesaire vesaire. En sonunda bana gelmiş. Dedi ki şunu kullandım işte. Dut pekmezi, reşi mantarı, keçi boynuzu pekmezi, pancar suyu vesaire. Hepsi kötü yaptı. Hepsi kötü yapar. Neden dedim? Ne için dedi? Çünkü hepsi nedir? Şeker içeriyor. Reşi mantarı glikoz. Yani polizaharit. Pancar suyu şeker içeriyor. Yani polizaharit şekere dönüşüyor. Glikoz. Keçi boynuzu şeker içeriyor. Şeker içeren bir şey hastalığı tetikler, azdırır. Çünkü mantarı besliyor. Aa, öyle mi? Hepsi yanlış. Hepsi profesör ünvanlı. X, profesör, doktor falan filan. İsim önemli değil. Ne olacak şimdi? Problem değil, panik yok. Hallederiz. Ne oldu? Maşallah. Uzun sürdü ama 7-8 ay sonra kendine geldi. Bir problemi kalmadı. Yani tatlı olan bir şey mantarı tetikler, hastalığı tetikler. Çünkü mantarla virüs koloni şeklinde çalışır. Mantar varsa virüs var, virüs varsa mantar vardır. İkisini de yok etmeden rahatsızlardan kurtulamazsınız. En ağır lenf rahatsızlığı iyileştirilebilir. Önemli olan zamanında harekete geçmek, müdahale etmek. Bir de lenf ödem oluşur bazı insanların da bacaklarında, baldırında. Evet. Böyle bastığınız zaman parmağın için odun gibidir. Sertleşmiştir, şişmiştir. Orada iz kalır. Yani oradaki baldırda, bacaktaki artık sıvılar geri dönmüyor. Lenf sistemi çalışmıyor, toplayamıyor çöpü. Belediyenin fen işlerini bir ay toplamazsa çöp ne olur? Sokaktan geçemezsin. Çöplüğe döner. İnsan vücudu da böyle. Lenf sistemi, vücuttaki ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ atıkları, protein atıkları vesaire vesaire toplamazsa ne olur? Vücut çöplüğe döner. Ama her şeyin tedavisi vardır. Peki.
Geçelim saç kıran. Evet, saç kıran. Biz bayanlar özellikle çok korkarız saçımızın dökülmesinden. Saç kıranda baktığımızda belirtilerinde saç dökülmesi de var. Evet, bayanlar çok saçlarına çok dikkat ederler. Evet. Güzel bir şey. Evet, güzellik çok önemli. Aksesuar. Aynen, görünüm. Çok çok önemli ama bazıları da bir bu renge boyuyor, bir o renge boyuyor, bir şu renge boyuyor. Sarışın oluyor, bir kahverengi, bir açık kestane rengi, bir çeşit çeşit. Benim bir tanıdığım bir bayan var. Şu renk oluyor mu, bu renk olur mu? Durmadan saçını boyuyor. Dedim ki ya bunlar kimya, kimya, hepsi kimya. Saçların yarın bir gün ne olacak? Kırılacak, dökülecek, zayıflayacak. Evet. Ondan sonra eyvah diyeceksin, iş işten geçecek. Hı hı. Sadece saçta kalmıyor, saç dibine de bu sirayet ediyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Ondan sonra saç kıran da olur. Alopecia areata dediğimiz bütün saç dökülür, hatta kıl bile kalmaz vücutta. Nitekim öyle çok insan var. O nedenle kına, mesela kına en idealidir. Hem saçı korur, özellikle bayanlar için. Hem saç diplerini, doğal antibiyotiktir. Saç diplerini, saçı korur, yan etkisi de yok. Ha, mesela kızıl rengi hoşuna gitmiyorsa kahverengi, çeşit çeşit kınanın renkleri var, kullanabilir. Evet, izleyenlerimiz bunu bence dikkat etmeli. Boya yerine kına kullanılmalı. Evet, boya tehlikeli. Peki öncelikle şöyle saç kıranı bir anlatsak, izleyenlerimiz merak ediyor bu hastalık nasıl bir hastalıktır? Dediniz ki kimyasallar bunlar da etken. Ama önce bir bu hastalığı biz bir açıklayalım. Saç kıran bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman genellikle kolesterol, lipid, trigliserit gibi problemi olanlar, karaciğeri yağlananlar, bağırsaklarında problem olanlar, bakteri, virüs, mantar, bağırsak problemi olanlarda bağışıklık sistemi %85 bağırsaktadır. Bağırsakta problem olursa bağışıklık sistemi zayıflar. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim geleceğine mantar olursa toksik madde geliyor. Nereye gidiyor toksik madde? Karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini harcıyor. Zamanla bağışıklık sistemi çöküyor, vitamin harcıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman saç kıran, bir de bakarsın sabah kalktığında orası burasında saçlar, kıllar, tüyler dökülmüştür. Benim bir tanıdığım var Almanya'da. Adam sabah kalkıyor, palavra yapıyor böyle. Evet. Sürekli bıyıklarını böyle badem yağıyla yağlıyor. Bıyığına çok bakıyor. Sabah kalkıyor, bakıyor ki bıyığının yarısı bu tarafa böyle gitmiş. Bıyık yok. Ha, bir tek saça özgü değil yani saç kıran. Tabii, saç kıran olur, sakal kıran olur. Bunda da bıyık kıran olmuş. Bıyığın yarısı, sakalın bir kısmı gitmiş. Aa, şaşırmış kalmış, hemen gitmiş tıraş olmuş. Her gün sarımsak sürmüş, 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 sürmüş. 3-4 ay bir fayda yok. Doktora gitmiş, kortizon iğne bir fayda yok. Aa, ben onlara ziyarete gitmiştim. Dedi ki, ya herkese iyi, senin ürünler niye bana yardımcı oluyor? Neyin var? Görmüyor musun? Tamam, hallederiz, problem değildim. Biz onlara bir şeyler verdik işte. Kullandı. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Evet. Tamamen normale döndü. Bağışıklık sistemini güçlendireceksin. Çünkü bir insanın saçı, kılı, tüyü aynı bitki gibidir. Bitkiyi sulamazsanız ne olur? Kurur. Evet. Saç dibinde çok hassas damarlar var. Nanometre çapında. Kıldan daha ince, 100 kat daha ince damarlar var. Bu damarların iç yüzeyinde plak oluşursa ne olur? Vitamin, mineral, enzim, kan taşıyacak taşıyamaz. Ulaşmadı mı ne olur? Bağışıklık sistemi çöker. Çökerse saç, kıl, tüy hepsi dökülebilir. Alopecia areata olan hastayı bile, bütün vücudunda kılı dökülen hastaları bile iyileştirdik hamdolsun. Kronik böbrek yetmezliği. Evet, kronik böbrek yetmezliği neden niçin olur? Evet. Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. İşte böbrek taşı, böbrekte kum, böbrekteki damarların daralması, böbrekte oluşan kist vesaire vesaire. Bunlar böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörler içerisinde %2-3'tür. Asıl böbrek yetmezliğini tetikleyen ana faktör nedir? Kimyasal ilaç kullanmak. Özellikle de tansiyon, kolesterol, lipid, yani bir sürü kimyasal ilaç kullanmak. Diyabet hapları, depresyon hapları. Bu kimyasallar ne yapıyor da böbreklere zarar veriyor? Böbrekler de günde 1440 defa böbreğe uğruyor bu kimyasallar bir günde. Süzgeç hücreler bunu süzmeye çalışıyor. Süzemezse ne yapıyor? Yüksek bir şelaleden su aktığı zaman ne yapar? Alttaki taşı bile eritir. Sürekli kanda dolaşan toksik maddeler, bu kimyasallar
her böbrekte birer milyondan 2 milyon nefron var. Süzgeç hücre var. Bu hücrelere sürekli temas halinde ne yapıyor? Bozuyor yapısını, dokusunu. Bu nedenle böbrek yetmezliğini tetikleyen en önemli şey tansiyon hapları, diyabet hapları, depresyon hapları, ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire, kimyasal ilaçlar. %95'ten fazla kimyasallar böbrekleri çürütüyor. Bir kişinin böbrekleri kimyasallardan dolayı çürümemişse, bozulmamışsa problem yok. Hallolur. Yani efendim, mesela Sema Hanım Samatya'da safra kesesi ameliyatı olmuş. Ameliyat sırasında böbreklerine pıhtı kaçmış. Böbrekteki nefronları tıkamış. Aniden idrar çıkışı sıfır. Evet. Doktorlar demiş ki diyalize girmesi lazım. Aile toplanmış, onların da geniş bir ailesi var. Meclis toplanmış, demişler ki yok bitkisel deneyelim, yok denemeyelim, ameliyat o şey diyalize girmesin, girer de girmez de vesaire. Sonra internetten bulmuşlar, beni geldiler, dediler ki ne yapalım, şunu şunu deneyin. Almışlar, iki gün sonra beni aradılar, deneyemiyoruz. Niye korkuyorsun, niye korkuyorsunuz? Evinizde lahana var mı? Var. Limon var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. E benim de söylediğim başka bir şey değil. Yani burada mesela iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule vesaire içerir. Ne yapar? Bütün damarları açar. İstisnasız. Burada altınbaşak var. Altınbaşak otu ama bu destilasyonla damıtılarak elde edilen özü. Altınbaşak otu. Bunun birleşiminde ayı üzümü yaprağı var. Huş yaprağı ekstraktı var. Ha bunlar ekstrakt. Şimdi sadece altınbaşak otunun tozu olsa etkisi %2, %3 olur. Ekstrakta olursa etkisi %95 olur, %96 olur. Ama %95'ten aşağı olmaz. Neden? Çünkü ekstrakta etken maddenin hepsi var. Lüzumsuz maddelerin hiçbiri yok. Birçok insan, 1000'e yakın Türkiye'de firma var bu tür bitkisel gıda takviyesi üretenler ne yapıyor? Bitki öğütüyor, kapsüllüyor, al sana ilaç, olmadı. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da klinik araştırmalar neyle yapılır? Bitkinin ekstraktından yapılır. Hiçbir zaman bitki tozundan deney yapılmaz. Türkiye'de böyle tuhaf bir durum oluyor. Çünkü altınbaşak otunun 1 kilosu 7 lira, ekstraktının 1 kilosu 500 lira. Pahalı olduğu için kimse ekstraktan yapmıyor. Ekstraktın etkisi %95, bitkinin tozu, otunun tozu %2, %3. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Mutlak surette ekstrakt kullanmak gerekir. Ha, bu hanımefendi dedim ki deneyin bakalım Sema Hanım ne olacak? Panik yok. İki gün kullanın, bir gelişme olmasa bırakın dedim, iki gün. İki gün kullanmaya başladı, hafif hafif idrarı gelmeye başladı bayana. Üç hafta sonra normale döndü. Düzen. Evet. Ama bu arada şişmişti, ödem olmuştu. Böyle balon gibi şişmişti kadın. Üç ay sonra balon gibi şişen bayan tekrar yavaş yavaş küçüldü, eski haline geldi, vücudundan ödeme attı. Üç ay sonra hiçbir şey kalmadı. Arada bir geliyorlar, altı ayda bir veya işte altınbaşak fuarte bir tane alalım veya böbrekçi alalım. Yani maksat şey olsun. Aynen. Yani korkuyorlar, panik oluyorlar yine annelerinde bir şey olur mu olmaz mı diye. Maşallah hiçbir problemi kalmadı. Mesela Almanya'da 16 yaşında bir genç protein kaçağı. Bu da farklı bir rahatsızlık. Evet. Ona değinecektik tam da şimdi. Evet, okey, çok güzel. Protein kaçağı olmuş. Protein kaçağı böbrek yetmezliği gibi değil, farklı. Nasıl? Yani böbrekleri bir torbaya benzetelim. Yoğurt torbası. Köyde yoğurt torbanın içine yoğurt kollar, bez evet. Torba. Süzerler. Katı yoğurt elde etmek için. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron hücre var, süzgeç hücre. Bunlar kanı sürekli temizliyor. Sürekli bir devir daim var. Diyelim ki kişinin 5 litre kanı varsa 1440 defa bu kan dönüyor böbreklerden. Temizleniyor, arınıyor. Sürekli bir 7 ton 200 litre kan pompalanıyor. Yani günde ortalama bir insanın kalbi. Ve sürekli temizlik yapıyor. İşte bu hücrelerde hafif genişleme olursa ne yapıyor? Dışarı atılmaması gereken proteinleri de atmaya başlıyor. Protein kaçağı ortaya çıkıyor. Yani buradaki nefronlar hafif genişliyor. Protein kaçağı başlıyor. Tedavi olmasa ne olur?
böbrek yavaş yavaş iflas eder. Protein kaçar, böbrek yetmezliğine sebep olur. Evet, ilerler. İlerler yani. Dünyada bunun çözümü yok. Kimse bir şey yapamamış şimdiye kadar. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir bu? Ayı üzümü. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonu, sistit en etkilidir. Artı altın başak, eğer ki böbreğinde kis varsa, taş, kum varsa iksir de gerekir. Yani rahatsızlığa göre. Belki tetikleyen başka faktörler de vardır. Onları bilmemiz gerekir. Bu genç 6 hafta içerisinde iyileşti. 3-4 ay kullandı, hiçbir şey kalmadı. Protein kaçağı en ağır şekli dahi olsa böbrek çürümedikçe, kimyasal ilaçlardan dolayı böbrek çürümedikçe iyileştirmek mümkündür. Mesela bu ayı üzümünün yaprağının ekstraktıyla sadece Almanya'da 186 bin hasta tedavi edilmiştir. 186 bin. Kimyasal ilaca hiç gerek yok. Çünkü kimyasal kullanıyorsunuz, bu sefer karaciğer gidiyor. Evet. Karaciğer için bir ilaç kullanıyorsunuz, tansiyon fırlıyor. Tansiyon için bir ilaç kullanıyorsunuz, mide gidiyor. Mide için bir ilaç kullanıyor, bağırsak bozuluyor. Sürekli başkaları çıkıyor. İlaç, 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 o ilaç, bu ilaç, şu ilaç. Yavaş yavaş mezara doğru hızla ilerliyor insan. Evet, sonunu bağlamanız çok güzel oldu. Peki bu bölümümüzde biliyorsunuz ki hastalıklara çözüm önerileri sunuyorduk biz. Lenf bezinin rahatsızlığında neler öneriyorsunuz? Evet, lenf bezi rahatsızları için en ideal nedir? Zerdeçal. Neden? Zerdeçalla ilgili bu gördüğünüz bitkinin tozu. Evet. Bu da ekstraktı. Yani 100 gram zerdeçalı destilasyondan geçirdiğinizde 3 gram, 4 gram ekstrakt elde edersiniz. Evet. Tozundan. Bununla ilgili, zerdeçalla ilgili ama ekstrakt ile ilgili dünya çapında 5000 klinik araştırması yapılmıştır. Her klinik araştırması, bir klinik araştırması ortalama maliyeti 2 ila 3 milyon dolar. Yani klinik araştırmasının çapına, büyüklüğüne göre değişir. Ortalama 3 milyon, 4 milyon. Bazı büyük klinik araştırmalar milyarda bulabiliyor. Evet. Kanser rahatsızlığı. Bununla da ilgili yüzlerce klinik, 5000 klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda zerdeçalın birleşiminde kurkumin denen etken bir madde var. Kurkumin ne iş yarıyor? Hücrelerin, insan vücudundaki her hücrenin içerisinde bir protein var, bir gen var. Buna P53 denir. Evet. P53 ne kadar güçlüyse o kişinin bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür. P53 ne kadar zayıfsa o kişi o kadar hastalıklara yatkındır. Bu ne yapıyor? P53'ü güçlendiriyor. Böylece miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, kanser ne varsa yok ediyor. İstisnasız. P53 güçlendiriyor. Burada amaç direkt kanseri yok etmiyor zerdeçal. P53'ü güçlendiriyor. Ha ben burada zerdeçal kansere iyi gelir, tümöre, miyoma, nodüle vesaire diyorum. Vatandaş gidiyor, zerdeçal tozunu alıyor, balla karıştırıp yiyor. Diyor ki ben aylardır zerdeçal tozunu balla karıştırıp yiyorum. Afiyet olsun. Bir anlamı yok. Bir faydası belki %1'dir. O nedenle doğru iş yapmak lazım. Ağır vakalarda miyomdu, kist, nodül ya bizi tümör vakalarında mutlak surette ekstraktından. Ama burada sadece zerdeçal aynı zamanda sadece zerdeçal ekstraktı içermiyor. Hı hı. Yoğurt otu ekstraktı içerir. Nar kabuğu ekstraktı. Nar kabuğu ekstraktında da ne var? Punikik asit. Evet. Punikik asit de aynı zerdeçalın birleşimindeki kurkumin gibi antikanserojen. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, zerdeçin nar kabuğundaki punikik asit. O da aynı şekilde zerdeçal gibi etkili kansere karşı. Hı hı.